Narada taze mi? Merhaba nasılsınız? Öyle mi gidiyoruz? Hocam merhaba. Tu Anna. Merhaba başkanım, nasılsınız? Sağ olun. Tu Anna ne demek? Valla. Merhabalar. İyi akşamlar. Çok yüksek değil ya. Manavgat ve Alanya en büyük ilçelerimiz, kent statüsünde, il statüsünde ilçelerimiz. Çok mutluyum. Hepinizin bildiği gibi öğlen saatlerinde geldik. Güzel bir esnaf ve pazar dolaşması yaptık. Ben bir kez daha başkanımız Şükrü Sözleri'ni kutluyorum. Siyaseten cezalandırılmış ve önemli bölümünü tutuklu geçirmiş bir başkan olarak 5 sene içinde yaptığı hizmetler gerçekten göz yaşartıcı. Bunu her zaman söyledim. Bugün bir kez daha söyleyeceğim. Ve Manavgat'ın görüntüsü de son derece çağdaş, eğitimli, kültürlü, görgülü, modern bir şehir görüntüsünde. Bu da hepimize bir mutluluk verdi. Sokakta bu algı bizde var. Turistlerde de var zannediyorum bu algı. Ve ben kış ayının ortasında olmamıza rağmen Antalya büyük şehirde kıyaslamalı olarak esnaf ve müşteri canlılığını bugün olağanüstü güzel gördüm. Yani neredeyse ana caddeleriniz Ankara'nın Kızılay'ı gibi çok neşeli ve hareketliydi. Antalya'da ne yapıyorsak Muratpaşa'da, Konyaaltı ilçesinde, Kepez'de, Apsu'da, Döşemaltı'da seçimden sonra inşallah Şükrü Sözen Başkanımızla birlikte benzerlerini Manavgat'a da yapacağız. Büyükşehir sorumluluğunda. Dolayısıyla Şükrü Başkan'ın bazı sorumlulukları bize geçmiş olacak. Ama belediye meclisinde de Büyükşehir meclis üyeleriyle grubumuzla birlikte sanıyorum Manavgat'ın görüntüsünün özellikle kırsal alanda da kalkınması ve gelişmesi için, çünkü kentsel alanda çok büyük bir ilerleme var son 5 yılda. Elimizden geleni yapacağız. Projelerimizin önemli bölümü adaptasyon projeleridir. Yani yeni yasaya adapte olmayı kastediyorum ama bunun ötesinde kırsal alanda çok ciddi zafiyetler var. Şimdi mahalle olan köyleri kastediyorum. Bu zafiyetleri büyükşehrin kucaklamasıyla olabildiğince gidermektir amacımız. Burada köylü kardeşlerimize danışmanlık, eğitim, tarımsal kalkınma projeleri gibi projelerle öncülük etmek. Tabii özellikle Manavgat bölgesinde çok belirgin olan sahildeki zenginliği kırsal kesime de taşımak projelerimiz içinde öncelikli olanlar. Bizim partimizin de hedefinde zenginleşmek var. Birlikte, birleşerek zenginleşmek var. Bunu Manavgat'ta da yapmaya çalışacağız elimizden geldiği kadar.